Futbolun şehirlerinde bu hafta Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli dediğimiz zaman tabii ki ilk akla gelen şey Kocaeli Spor. Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen, şimdi de Süper Lig yolunda eski günlerini yakalamak isteyen Kocaeli Spor ne durumda? Bu programda ekranlarınıza getireceğiz. Tabii ki burada gezilecek, görülecek çok da fazla yer var. Kültürel ve tarihi zenginliğiyle, doğal güzellikleriyle Kocaeli'yi bu programda size en ince ayrıntısına kadar tanıtmaya çalışacağız. Şu anda şehrin merkezindeki Saat Kulesi'ndeyiz. Burası Sultan Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl şerefine 1901 yılında yaptırılmış şehrin en önemli simgelerinden biri. Biz de bu bölümü buradan açıyoruz. Şehri gezmeye buradan başlıyoruz. Ama dedim ya, hem doğal güzellikleriyle hem kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Kocaeli gez gez bitmez. Biz ilk durağımız olarak Saat Kulesi'ni aldık. Vakit geçirmeden programa başlayalım çünkü gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Hadi başlıyoruz. Kocaeli'nde ilk durağımız Yuvacık. Güne güzel bir kahvaltı yaparak başlayalım dedik ve Yuvacık'a geldik. Şu an kışın ortasındayız. Güzel bir havada, tam derenin kenarında şöyle kuvvetli bir kahvaltı yaparak biz de Kocaeli gezimize başlayacağız. Yuvacık Barajı'nın hemen üstündeyiz şu anda. Burada yan yana pek çok tesis var. Burada hem kahvaltı yapabilirsiniz hem de daha sonra mangal yapabilirsiniz gün içerisinde. Ayrıca konaklamak için burada bungalovlar ve küçük evler de var. Buraya gelenler burada bir ya da iki gece geçirip bu doyumsuz doğanın da tadını çıkartabiliyorlar. Ama dediğim gibi biz kahvaltıyla başlayacağız ve özellikle burada Karadeniz kahvaltısı verildiğini hemen sizlere söyleyeyim. Baktığımız zaman şöyle kahvaltılıkların yanında çok güzel bir kuymağımız var ki onu hemen sıcak sıcak geldi şöyle bir. Bunun özelliğidir biliyorsunuz. Böyle yapmazsak olmaz. Evet, güzel bir kuymağımız var. Kızarmış hellim peynirimiz var, menemenimiz var. Onun yanında kahvaltılıklarımız da var. Dediğim gibi burası kahvaltı için çok tercih edilen bir nokta. Özellikle yazın geldiğiniz zaman bu bölgedeki tesislerde boş yer bulamıyorsunuz. Biz şansımıza kışın ortasında olmamıza rağmen açık havada bu eşsiz doğada kahvaltı yapabiliyoruz. Bölgenin en güzel yerlerinden biri. Zaten Kocaeli'ne baktığınız zaman bu şekilde doğanın içerisinde pek çok yer var. Maşuki olsun, Yuvacık olsun, çok güzel noktalar var. Biz de dedik ki şöyle güzel bir kahvaltı yapalım, enerji toplayalım. Ondan sonra da Kocaeli'ni sizlere tanıtmaya başlayalım. Kocaeli'ndeki en önemli tarihi eserlerden birindeyiz. Abdülaziz Av Köşkü olarak biliniyor burası. Yanımızda Demet Telek var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde rehber ve bu görkemli sarayı o anlatacak bize. İstanbul dışındaki tek saray hükmünde burası. Evet. Asıl olarak 4. Murat döneminde ahşap, çok mütevazi bir yer olarak yapılıyor. Ancak depremler ve yangınlardan sonra yıkılıyor. Abdülaziz döneminde barok rokoko usulüyle, ampir usulüyle tekrar yapılıyor. Şu an
birinci kattayız. Yani giriş katının bir üstündeyiz. Evet, evet. En görkemli yerlerden biri. Burası kabul salonu. Kabul salonu. Kabul salonunda Abdülaziz'in yaptığı resimleri görebiliyorsunuz burada. Kendisinin resim ve müzik merakı olduğundan dolayı yukarıdaki tavan süslemelerinde gördüğünüz üzere kılıç gücü temsil ediyor. Oradaki terazi adaleti temsil ediyor. Abdülaziz'i yansıtan, zaten onun cüssesine göre de yapılmış bir saray aslında. Kapılarının evet. büyüklüğü, aynalarının büyüklüğü. Onun cüssesine göre de yapılmış bir saray. Dolmabahçe Sarayı'nın mimarı Amira Garabet Balyan tarafından yapılıyor saray. Süslemeleri ise Fransız ressam Sason tarafından yapılıyor. Bir de Abdülaziz'in simetri hastalığından herhalde burada her şey simetrik. Kesinlikle her şey simetrik. Özellikle Fransız ressam Sason ve Amira Garabet Balyan ona bu Selçuklu yıldızını hediye ediyorlar. Alanda yine buradaki siyah güzel bir konsol takımını görüyoruz. Bu konsol takımı Atatürk'e özel olarak hediye edilmiş bir takım. Yine halılarımız ünlü Herekalı'sı. Evet. Herekalı fabrikasında üretilmiş halılarımız. Perdeler de aynı şekilde. Perdeler de aynı şekilde. Koltukların döşemeleri de orada üretilmiş. Hepsi Hereke'de. Hepsi Hereke'de üretilmiş. Aslında burası Abdülaziz döneminde bir av köşkü olarak da kullanılıyor. Burası tam bir av bölgesi olarak aynen biliniyor. Öyle. Sonra Atatürk'ten bahsettik. Oraya gelecek olursak Cumhuriyet'le ilgili buranın çok önemli hikayesi var. Onu da anlatacağız tabii ama burada kalmış değil mi? Ya, özellikle milli mücadele döneminde geldiği zaman burada ikamet ediyor. Misafirlerini burada ağırlıyor. Yine Fransız gazeteci Ferrare'yi yine burada ağırlıyor. Yine pek çok devlet adamını Atatürk burada ağırlıyor geldiği zaman. Atatürk Odası'nın içerisindeyiz Abdülaziz Av Köşkü'nde alt katta. Bu oda çok önemli. Cumhuriyet için çok önemli. Belki de bir ulusun kaderi için çok önemli. Niye önemli? Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 16 Ocak 1923'te milli mücadeleye destek veren tüm basın mensuplarıyla birlikte tam da bu odada şu masada bir toplantı yaptı. Atatürk basın mensuplarına artık bu ülkenin cumhuriyet rejimiyle yöneteceğini İlk kez bu odada açıkladı. Onların görüşlerini aldı ve Cumhuriyet'in temel ilkeleri üzerinde burada saatlerce onlara anlattı. Farklı görüşleri dinledi ve kafasında şekillendirdiği genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerini belki de bu odada belirledi. Basın mensupları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var, Adnan adı var gibi isimler de vardı. Onlar zaten milli mücadelede birlikte çalışıyorlardı Atatürk'le ve zaten bu ülkenin artık cumhuriyet rejimiyle yönetileceğini belki de önceden biliyorlardı. Ama dediğim gibi bazı temel ilkeler saatlerce burada konuşuldu, tartışıldı ve o toplantıdan yaklaşık 10 ay sonra 29 Ekim 1923'te de cumhuriyet ilan edildi. Bu oda niye önemli? Biraz anlatmaya çalıştık. Zaten Atatürk bu köşkte gelip çok fazla konakladı. Hem milli mücadele sırasında hem de Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul dışında konakladığı en önemli yerlerden biriydi. Odadaki eşyalar tamamen orijinal, o dönemden kalma. Atatürk'ün satranç oynadığı masa, oturduğu koltuk, çalışma masası ve bu eşyaları burada gelip görebiliyorsunuz. Biz de buraya geldiği zaman çok etkilendik. Aslında Kocaeli'nin bir başka belki de hüzünlü yönü de var bizim için. Çünkü Atatürk vefat ettikten sonra burada gelip Kocaeli Garı'nda da bir süre bekletildi. Burada da bir tören yapıldı eski garda. O açıdan da yine Kocaeli bizim için çok önemli. Kocaeli'nde Canfeda Ketuda Hatun Çeşmesi'nin önündeyiz. Canfeda Ketuda Hatun 3. Murat döneminde
sarayda yaşamış çok önemli bir şahsiyet. Oradaki sultanlara hizmet eden kişi aslında. Ketu'da anlam olarak da bunu ifade ediyor. Ve çok hayır işleriyle uğraşan, tamamen kendi parasıyla, kendi maaşıyla bu bölgedeki bütün Bizans'tan kalma su yollarını yaptıran ve daha sonrasında da bu çeşmeyi buraya yaptıran kişi. Kazandığı bütün parayı neredeyse hayır işlerine harcamış. Buradaki pek çok mahalleye su gitmesini, su yollarının yapımını sağlamış. En sonunda Orhan Camii'nin hemen dışındaki bu çeşmeyi yaptırmış Ketuda Hatun. Önce çeşme başladık. Hemen yanındaki İzmit'in en eski Osmanlı eseri olan Orhan Camii, Gazi Süleyman Paşa Camii ya da halk arasındaki adıyla Kılıçlı Camii'ye de gelelim ve onu da sizlere tanıtalım. Şu an Kocaeli'ndeki en eski Osmanlı yapısının önündeyiz. Burası Orhan Camii, Gazi Süleyman Paşa Camii olarak da biliniyor. Hatta halk arasında Kılıçlı Camii olarak da adlandırılıyor. 1332 yılında Nikomedia'yı fetheden Gazi Süleyman Paşa bu camiye babasının Orhan Bey'in adını veriyor. Ve o tarihten beri zaten İzmit'in fethinden sonra, Kocaeli'nin fethinden sonra burası hala bir ibadethane olarak devam ediyor. Dediğim gibi en eski yapı buradaki Osmanlı dönemine ait. Zaman içerisinde birkaç kez tadilattan geçiriliyor. O tadilatlardan belki de en büyüğü Sultan Abdülmecit döneminde 19. yüzyılda yapılıyor. Tabii bölgede çok fazla deprem oluyor ve o depremlerde burası büyük zarar görüyor. Özellikle 99 depreminde büyük zarar gördükten sonra en son 2017 yılında şu anki halini alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra. Peki neden buraya Kılıçlı Camii deniyor? Biraz da onu anlatalım isterseniz. Aslına bakarsanız buradaki imamın hutbeye kılıçla çıkmasından dolayı Tanzimat döneminde burada bazı karışıklıklar oluyor ve İstanbul'dan buraya gelen haberle burasının artık bizim olduğunu kanıtlanması için böyle bir kılıçla hutbeye çıkılması gerekir deniyor ve ondan sonra da burada her cuma hutbesine imam kılıçla çıkıyor. Dediğim gibi en son 2017'de bir restorasyon gördü ve günümüzdeki halini aldı. Gerçekten de şehre hakim bir tepenin üzerinde ve çok da güzel bir noktada yer alıyor. Eğer siz de İzmit'i gezmek istiyorsanız bence buradan başlamalısınız. Sarıpaşa Konağı'nın sorumlusu Taha Bulut'la birlikteyiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Gerçekten çok güzel bir yapı. Evet. Zaten ödülü de bir yapı. Evet, 2012 Kentler Birliği'nden en iyi restorasyon ödülü almış bir konak. Önce isterseniz Selim Sarıpaşa kim, onunla başlayalım. Selim Sarıpaşa İzmit'imizin ilk valilerindendir Osmanlı zamanında. 1887 ve 1895 yılları arasında valilik yapmış. 1890 yılında da arkamızda bulunan konağı yaptırmış. Kendi şahsi konağıdır. Yaklaşık 132 yıllık bir konak burası. 2004 ve 2005'te de ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden iki kez neredeyse tamamen yanmış bir konak burası. Tamamen kalem işçiliğidir. Tek tek kalemle işlenmiş. 2009 yılında başlayan restorasyon 2013 yılında bitti. Ondan sonra da halkın hizmetine müze olarak açtık. Ödül ne zaman gelmişti? 2012 Kentler Birliği'nden ödülümüz geldi. En iyi restorasyon ödülü. En iyi restorasyon ödülü. Evet, zaten hani ülkemizde biraz restorasyon facialarını görüyoruz biz de bu programda. Onun için burayı gördüğümüz zaman gerçekten bu ödülü hak ettiğini söyleyebilmeliyiz. Ve biraz binanın yapısıyla ilgili de konuşalım isterseniz. Ahşap bölümler var, yığma taş olanlar var. Konağımız ahşap kagir denilen bir yapıda yapılmış. Tavan ve tavanlar tamamen ahşaptır, duvarları yığma tuğladır. 4 katlı bir konaktır ama sizin de gördüğünüz gibi dış cepheden baktığımız zaman 3 katlı gibi, evet, gözükür.
gözükmeyen kat müştemilatıymış konağımızın. Müştemilatın pencerelerinden de bahçeyi göremezsiniz. Paşamız mahremiyeti açısından bu şekilde yaptırtmış. İki ayrı merdiveni vardır haremlik ve selamlık olmak üzere. Harem merdivenlerinin girişi benim sağ tarafımda bulunan yerdir. En üst katımız çok güzel bir ismi vardır. Cihan Numa deriz. Cihan dünya demek, Numa da gören demek. Dünyayı gören yer manasında. Bizim dünyamız da İzmit olduğu için İzmit'i komple görüyoruz. Kocaeli'nde tarih koridorundayız. Burası İznik çinileriyle süslenmiş, minyatür ve gravürlerle zenginleştirilmiş ve buranın tarihçesini çok iyi anlatan bir yer aslında. Hemen arkamızda Gazi Süleyman Paşa Hamamı var. Şu an bir restoran olarak hizmet veriyor. Hemen o yolun altından, eski sur içinden aşağı doğru yürümeye başladığınız zaman işte bu İznik çinileri ve gravür ve minyatürler çıkıyor. Özellikle bu şu an önünde durduğum gravür çok önemli çünkü Matrakçı Nasuh tarafından yapılmış. Dünyadaki ilk kara haritası olarak kabul edilen Matrakçı Nasuh'un bu gravürü 1535 yılında yapılmış. Yine aşağı doğru yürüyelim. Bazı gravürler var burada, minyatürler var. Kimin yaptığı bilinmiyor ama yine çok eski dönemden kalma. Aslında burası bir elektrik trafosuymuş. Ve bu elektrik trafosu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu şekilde değerlendirilmiş. Çok da güzel yapmışlar. Şöyle aşağı yürüdüğünüz zaman hem İznik çinlerinin güzelliğini görüyorsunuz hem de buradaki tarihi yapıların gravürlerini ve minyatürlerini görebiliyorsunuz. Aşağıda da sur içinde de eski tarihi evler var. Şu anda Akçakoca Bey'in heykelinin önündeyiz. Kim Akçakoca Bey? Bu bölgenin Kandıra ve çevresinin fethedilmesinde o dönem çok önemli hizmetleri olmuş bir komutan. Ondan sonra bu bölgede onun bölgesi olarak kabul edilmiş. Öncelikle bu bölgeye Akçakoca'nın eli, daha sonra Koca'nın eli denmiş. En sonunda Kocaeli'ne dönmüş. Böylelikle Kocaeli isminin de nereden geldiğini burada anlatmış olduk sizlere. Şu anda anıt mezarı da Kandıra ilçesindeki Babadağ mevkiinde, şehrin merkezinde de böyle bir heykeli var. Kocaeli'nin en bilinen ürünü, tüm Türkiye'ce tanınan ürünü pişmaniye. Biz de şimdi bir pişmaniye imalathanesindeyiz. Ve pişmaniye neden Kocaeli ile özdeşleşmiş onu soracağız. Akif Alperen Aydın yanımızda, gıda mühendisi. Memnun oldum, hoş geldiniz. Sağ olun. Tarihçesine gelecek olursak aslında çok eskilere gidiyor. 1600'lü yıllar. Evet. Bir Ermeni usta padişah fermanıyla geliyor benim bildiğim. Hacı Agop. Evet. 1900'lü yıllara geldiğimizde ise aslında burada pişmaniye üretimini yapan aileler çoğalıyor. Evet. Sizin firmanız onlardan biri ve çok eskiden beri buraya geliyor. Evet. Ben öncelikle şunu soracağım. Coğrafi işaret alması hangi yıl ve ondan sonra neler yaşandı? Coğrafi işaret ne demek? 2000'li yıllarda Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusuyla coğrafi işareti hak kazanıyoruz. Coğrafi işaret bu ürünün bize ait olduğunu, yani İzmit'e ait olduğunun bir tescilidir. İçinde ne var peki pişmaniye? Yiyoruz ama bilmiyoruz ne olduğunu. Şeker, un ve yağın belli oranında karışımlarıyla oluşuyor. Biz bunları ilk önce
hamuru pişiriyoruz daha öncesinde. Sonrasında şeker ve suyu karıştırarak belli bir derecelerde, 160 derecelerde kaynatarak da ikisini uygun ortamlarda, arkamda gördüğünüz tezgahlarda birleştirerek pişmaniye yapısını kazandırıyoruz. Peki yıllık üretim ne kadar? Çünkü buradan geçerken özellikle burası tabii bir transit nokta olduğu için çok fazla, yani pişmaniye almadan kimse geçmiyor buradan. Öyle söyleyeyim. Evet. Ya şimdi şöyle, pişmaniye insanların birbirine hediye götürmek istediklerinde muhakkak yolu İzmit'e uğrayanlar olursa genelde tercih ettiği bir üründür. Şimdi Kocaeli Spor'un iki farklı döneminden, iki farklı jenerasyondan iki önemli isimle birlikteyiz. Osman Çakır ve Hamza Mutlu. Süper Lig döneminde ilgili Kocaeli Spor o zaman herkesin bildiği Avrupa'yı zorlayan, şampiyonluğu zorlayan bir takımdı bazı yıllarda da. O dönemden aklınızda kalan önemli hatıralardan biri nedir diye sorsam. Valla ben şeyi unutamam mesela, ben 99 depreminden sonra burada oynadığımız yarım sezonluk bir dönem var. Biz ilk yarıyı 7 puanla bitirmiştik veya 9 puanla bitirmiştik. Çok iyi hafızamda yok ama ilk yarı bütün maçlarımızı buradaki fiziki şartların uygun olmamasından dolayı dışarıda oynadık. İkinci yarı o depremden sonra bu şehrin orada bir kenetlenmesini, ayağa kalkmasını, o yaşam sevincini ya takım üzerinden Türkiye'ye anlatma gibi bir duygu. Ya benim için belki 16 yıllık futbol hayatımın en önemli gördüğüm noktalarından bir tanesiydi. Benim hayatımda iz bırakan bir yarım sezondu. İnanılmaz bir kenetlenmeyle o sezonu depreme rağmen çok iyi bir şekilde kapatabilmiştik. İnşallah böyle devam edecek yani. Peki, Hamza biraz da onu dinleyelim. Aslında belki de Osman Hocam'ı izleyerek büyüdünüz değil mi siz? Evet, Osman Hocam'ı çocuktuk biz tabii. Osman Hocamların o büyük başarıları elde ettiği senelerde. Hatta büyüklerimizin önünde sıda giriyorduk. O zaman demir turnikeler vardı. Tabii böyle pasolik olayı falan yoktu. Tabii çok ciddi başarılar elde ettiler. Hem Süper Lig'de yıllarca üst seviye oynadılar. Avrupa, Intertoto, UEFA kupaları. Tabii. Hep onları büyüyerek büyüdük biz de. Daha sonra da bize de nasip oldu. İlk Kocaeli Spor'da profesyonel olarak. Profesyonel olduğum ilk senede takım Süper Lig'e çıktı. Şampiyon olduk. Şampiyonluktan sonra bu sefer düşüşler oldu. Takımın biliyorsunuz ciddi borçlarından dolayı. Ama Kocaeli Spor'un bence şu an ülkeye, hatta dünyaya anlatamadığı bir hikayesi var. Tesisini sattı, borçlarını ödedi ve tekrar şu an bulunduğumuz TFF 1. Lig'e kadar geldi. Bundan sonra yapılması gereken daha çok fiziki olarak tesisiydi, altyapısıydı. Daha çok önem verip, çünkü tek eksiğimiz onlar kaldı. O yüzden bence biraz daha adımlarımızı sağlam atıp kalıcı olmak, tekrar Osman Hocam'ın başarılı olduğu yıllardaki gibi artık UEFA Kupası, gerekirse şampiyonluk yapabilecek potansiyel var mı? Var. İnşallah bu çıkış bu şekilde devam eder. Kocaeli Spor tarihinde önemli yer tutan iki futbolcuyla daha birlikteyiz. Faruk ve Engin. Hepiniz yakından belki tanıyorsunuz. Özellikle Kocaeli Spor taraftarları da birçok yakından tanıyor. Süper Lig yolunda Kocaeli Spor'un şansını nasıl görüyorsunuz? Sadece bu sezon için söylemiyorum. Önümüzdeki yıllarda Kocaeli Spor tekrar eski günlerine dönebilir mi? Evet. Çok güzel günler geçirdik Kocaeli Spor'da. Çok da kötü günler yaşadık. Ama çok güzel bir kalkınmayla, ismimizi değiştirmeden, en önemlisi bu. Önüne hiçbir şey eklemeden arkasına. Ve şu anda birinci lige çıktık. Hedefimiz Süper Lig. Umarım en kısa zamanda da hak ettiğimiz Süper Lig'e geleceğiz. Peki unutamadığınız maçlar desem? Benim unutamadığım maçlar işte Galatasaray maçımız var. Ali Sami Yen'de 3-2 yendik. Engin'in gol attığı maç vardı. Doğru. Ondan önce Trabzonspor'u yendik burada 3-2. O da bizim için ilk çıkış maçımızdı ligde kalma adına. Kocaeli Spor'un sevgisi, tabii herkesin bir sevgisi vardır ama bizim için farklı. Çünkü biz bugüne geldiysem ben Faruk Sarman olarak Kocaeli Spor sayesinde geldim. Peki Engin'e de verebilir miyiz tabii mikrofonu? Tabii ki. Bahsetti gerçi Faruk ama tabii unutamadığın maçlarla başlarsak belki hani gol attığın maçlar daha unutamadığın maçlardı senin. Evet. Onunla başlayalım. Hangileri? Ben de Faruk abim dediği gibi bir Galatasaray maçımız var. Gol atmamdan ziyade o sene biraz küme düşme tehlikesi yaşıyorduk. Böyle son dakika golüyle maçı kazandık. Tabii
gol atmam ayrı bir sevinç ama maçı kazanmamız tabii daha önemliydi. O dönem ama Kocaeli Spor'u herkes biliyordu ve Kocaeli Spor adını Avrupa Kupalarına kadar çıkarak geçmişte duyuran bir takım zaten. Şimdiki durumu nasıl değerlendiriyorsun? Çok büyük bir düşüş ama toparlandı ve yavaş yavaş kademe kademe çıkıyor şu anda. Kocaeli Spor bu kentte bir marka olmuştur. Türkiye ismini duyurmuştur. Her zaman hedefleri olan bir kulüptür. Şu an bence bu hedefleri doğrultusunda da emin adımlarla gidiyor. Biz de destek olmaya çalışıyoruz. Taraftarımız, halkımız, herkes şu an takımımızın yanındayız. Destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah özlediğimiz o günlere, Faruk abinin de bahsettiği Süper Lig dönemlerine döneriz diye düşünüyorum. Gerçekten şehir olarak herkes takımına gönülden bağlı. Bunu Süper Lig'de yaşadık biz, kupalar aldık. İsmet Paşa Stadı'nda gerçekten çok iyi atmosferler yaşıyordu Kocaelispor. Sonra borçlarından ötürü işte PTT Ligi'ne, 2B'ye, 3. Lig'e ve oradan da bölgesel amatöre kadar düştü. İşte biz orada aşkımızı anladık gerçekten. Kocaelispor şehrinin, Kocaelispor kentinin camiasının takımına ne kadar bağlı olduğunu gördük biz. Gerçekten takımını hiç yalnız bırakmadı. Asla da bırakmayacak. Kocaelispor bence Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri. Kendi takımımız diye söylemiyoruz. Gerçekten 20 yıl Süper Lig'de oynamış, Avrupa Kupalarında mücadele etmiş, İstanbul saltanatını yıkmak için mücadele eden bir kulüptük. Maalesef Süper Lig'den amatöre bir düşüş hikayemiz oldu ama yeniden diriliş hikayesini yazmak için şehir ve taraftar müthiş bir şekilde bütünleşti ve bunun da meyvelerini almaya başladık. Köy kasaba dolaştı cefakar taraftar, arma yere düşmesin diye müthiş bir mücadele örneği gösterdik. Şu an 1. Lig'deyiz, gerçek adresimiz olan Süper Lig'e çıkacağımıza biz eminiz. Kocaelispor taraftarı için de şunu söyleyebiliriz. Bence takımına bu kadar bağlı, tutkulu ve ateşleyici bir taraftarımız var. Göç etmek ruhumuzda var Kocaelispor taraftarının. Özellikle tribün şovlarıyla, maçı etkisiyle zaten Türkiye'de Odri Meydan'ın namı herkes tarafından çok iyi biliniyor. Kocaelispor taraftarı için 6 gün yalan, maç günü gerçektir. Bu şehrin en büyük markasına hepimiz 7'den 70'e sahip çıkıyoruz. Çünkü babalarımızdan en iyi miras Kocaelispor'dur. Nasıl ki Hüsnü abilerin, Haluk abilerin zamanında bu tribün çok sağlam bir şekilde büyüdüyse, her gün daha çok ilerlediyse tribünsel olarak, gelecekte de Kocaelispor tribününün ne kadar sağlam olacağının teminatı yeni yetişen genç kardeşlerimizdir. Çünkü onlar Kocaelispor'u amatörde sevdi. Bizse Kocaelispor'u Süper Lig'de kupalar kazanarak yakından ve tribünden izleyerek büyüdük. O yüzden Kocaelispor'un tribünü hiçbir zaman güç kaybetmeyecek, daha fazla güçlenerek ileri doğru adımları sağlam atacaktır. Üniversite başkanıyım Odri Meydanı'nın. Biz Türkiye'nin yarısında temsilciliklerimiz var. Bu temsilciliklerimiz yeşil siyahın armamızın olduğu her yerde şehrimizi, takımımızı, Kocaelispor'u destekliyoruz. Her yerde onu temsil ediyoruz. En iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Biz de genel başkan olarak biz şehrimizin nerede ne ihtiyacı varsa, sosyal, sadece biz futbol şeyi değiliz, taraftar değiliz. Biz bütün şehre nerede ihtiyaç duyulursa oradayız, yardım ediyoruz. Hey! Oley! Odri Meydan! Odri Meydan! Hey! Oley! Odri Meydan! Odri Meydan! Hey! Oley!
Kocaeli Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Burada gerçekten çok önemli eserler var. Biraz aslında tarihçeden bahsetmek gerekiyor. Milattan önce 8. yüzyılda burada Bitinya Krallığı vardı. Ve buranın adı da Nikomedia'ydı. Nikomedia'da 3. Nikomedius savaşmadan Roma'ya teslim etti. Ve Roma'ya teslim ettikten sonra burası Doğu Roma'nın başkenti oldu. Yani hepimiz Doğu Roma'nın başkenti olarak o dönemki İstanbul'u biliyoruz ama İstanbul'dan önce burası, bu bölge Kocaeli başkentlik yaptı ve buradaki krallık çok büyük bir refah içerisinde, Doğu Roma İmparatorluğu çok büyük bir refah içerisinde yaşadı. Bunu da daha sonra Çukurbağ'dan çıkan eserlerden çok net biçimde anlayabiliyoruz. O dönem bölgenin en önemli şehriydi, başkentiydi. Burada çok önemli bir ticaret dönüyordu ve dediğim gibi çok önemli zenginlikler vardı ve sanat eserleri bakımından da o dönemden kalma eserler, yani Doğu Roma'nın başkenti yaptığı dönemden kalma eserler işte bu müzede sergileniyorlar. Onlardan en önemli birkaç tanesini sizlere tanıtacağız ama müzenin içerisinde dediğim gibi çok çok değerli eserler var. Hatta dünyada literatüre geçmiş eserler var ki onlardan birinden hemen bahsedeyim. Kibele heykeli, Kibele Lahti, o da kaçakçılıkla yine yurt dışına kaçırıldıktan sonra tekrar buraya alınıp konulmuş ve aslında Tanrıça Kibele ile ilgili pek çok heykel var. Onunla ilgili hatta bir mağara bulundu ama şu an mağara çökmüş vaziyette. Orada çalışmalar devam ediyor. Çok daha önemli eserlerin çıkartılması bekleniyor. Yine bir başka önemli eser boyalı rölyefler. Çok fazla yok dünya üzerinde. 2-3 renkte olan rölyefler bunlar. Nike rölyefi şu anda müzede sergileniyor. Pek çoğu da depoda duruyor. Onlar da daha sonra sergilenecekler. Boyalı rölyefler günümüze kadar boyalarını korumuş şekilde geliyor ki dünya üzerinde çok fazla bunu da görmüyoruz. Şu anda ana salondayız. Dışarıda da gerçekten buranın unik eseri olarak adlandırabileceğimiz bir heykel var. Onu da isterseniz oraya gidip anlatalım. Kocaeli Arkeoloji Müzesi'ndeki unik eserlerden birinin önündeyiz. Bir Herkül heykeli, Herakles, Herkül, mitolojik kahramanlardan biri ve şu anda 2 metrenin üstünde bir heykelle karşı karşıyayız. Dünyadaki en büyük sergilenen ikinci Herkül heykeli olarak kabul ediliyor. Bu da Çukurbağ Kurtarmakası'nda çıkan eserlerden biri. Aslında 99 depreminden sonra bir hafriyat çalışması sırasında bulunuyor. Yurt dışına kaçırılmak isteniyor. O engelleniyor kaçakçılar tarafından kaçırılması ve burada sergilenmeye başlıyor. Ve Çukurbağ'da çıkan diğer eserlerin de bir bakıma öncüsü oluyor. Yani bu bulunduktan sonra o bölgede büyük bir saray olabileceği, büyük bir kazı alanı olabileceği, çok daha güzel eserler olabileceği düşünülmüş. Ve zaten boyalı rölyefler de sonra Çukurbağ kazısında yine bu heykeli bulduktan sonra çıkartılmışlar. Tabii ki Herkül 12 görevi var aslında mitolojide. O 12 görevden 7.si Girit boğasını yakalamak. Onu temsil ediyor. Zaten boğanın başı da aşağıda. Onu yakalamış. Biraz da yorulmuş. Hafif böyle yana doğru yaslanmış. Ki yorgun Herakles, yorgun Herkül de deniyor bu heykele. Dediğim gibi çok görkemli, büyük ve dünyada en büyük ikinci sergilenen Herkül heykeli Kocaeli'nde. Kocaeli'nde ne yenir dediğimiz zaman herkes köfte dedi ve biz de köfte yemek için İlhan Usta'nın yanına geldik. İlhan Haftacı ile birlikteyiz. Evet. Herkesin burada çok tercih ettiği bir köfteci burası. Ve bu köftenin sırrını konuşacağız. Tabii ki sonra Kocaeli Spor'da konuşacağız. Peki sizin köftenizi bu kadar lezzetli yapan nedir? Lezzetli yapan etin kalitesi. Sevgimizi veriyoruz. Katkısı yok. Sırf etin kendi lezzeti. Başka bir şey yok.
Yani bu Balkan göçmenleri evet. Bu köfte işini en iyi yapanlar ülkemizde belki de. Siz de öylesiniz herhalde. Aşağı yukarı öyle. Biz de öyle. Bulgaristan göçmeliyiz. Dedemler işte kaçak olarak gelmişler, mübadele olarak değil. İşte burayı yerleşiyorlar İzmit'e. Burayı alıyor. Burada devam ediyoruz. Peki müşterileriniz arasında ben biliyorum çok ünlü isimler de var. Var. Zaten bizi sevgili Metin Hoca, Metin Tekin evet. Tavsiye etti burayı. Metin kardeşimiz çocukluğundan beri gelir. Rahmetli babası da müşterimizde. Burada Yıldız takımdaydı. Oradan beri takip ederdik futbolunu da. Kendisini de zaten biliyoruz. Hala da geliyor. Çocuklarından beraber gelir. Yani müşterileriniz hep böyle 25-30 yıllık? Tabii ki. Var. İşte en büyük örneği İstanbul'dan her cuma geliyor. 25 seneden beri. Aralıksız. Yani kimse vazgeçemiyor bu lezzetten. Herhalde. Peki Kocaeli Spor'a gelelim. Şimdi Kocaeli için Kocaeli Spor çok önemli. Evet. Bir dönemde Süper Lig'de fırtına evet. gibilerdi. Evet. Şimdi tekrar oraya çıkmaya çalışıyorlar. İnşallah. Ne düşünüyorsunuz? 1966'dan beri fanatik taraftarıyız. Ama tabii yaş itibari, sağlık elden gittiği için biz kendimizi tribünden çektik. Dışarıdan gene Kocaeli Sporluyuz. İnşallah ki gene o eski günlerimize döneriz. Kocaeli Spor ligden düştü düşeli İzmit'in, kentin hareketi bitti. Hmm. O canlılık bitti, o şeylik bitti. Bir yandan da köfteler mis gibi kokuyor. Bir tadına da bakalım. Tabii. Ben diyorum ki en güzel köfte ekmek arası yenir. Herhalde, musunuz? Herhalde ki. Yani. Tabakta efsane da. Başkanımız Sefa Sirmer'e bile ben makamında ekmek arası sarardım, gazete kağıdında sarardım. Öyle mi yerdi o da? Pul biberle makamını öyle yollardım. Teşekkür ederim. Biz de o zaman ekmek arası köftenin bir tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Afiyet şifa olsun. Sağ olun. Şu anda Kocaeli'nde Kartepe'deyiz. Kış sporları merkezi. Burası Türkiye'nin en popüler kış sporları merkezlerinden biri. 14 tane doğal pist var ve 42 kilometrelik bir kayak pisti bulunuyor burada. 3 adet telesiye hizmet veriyor. Ve İstanbul'a en yakın noktalardan biri olduğu için özellikle İstanbul'daki kış sporu sevenler buraya çok sık geliyorlar ve rağbet gösteriyorlar. Baktığımız zaman gerçekten de çok güzel kayak pistleri var burada. Kullanışlı kayak pistleri var. Ve kış sporları yapanlar çok fazla mesafe kat etmeden buraya gelip bu imkanı bulabiliyorlar. Kartepe tabii bunun yanında Nisan ayına kadar kış sporları sevenleri belki ağırlıyor ama daha sonrasında yaz aylarında da özellikle hem piknik yapmaya hem de temiz hava almaya gelenler yine Kartepe'yi kullanıyorlar. Burada 3 metreye yakın bir kar kalınlığı ortalama oluşuyor kış aylarında ve deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte bulunuyoruz şu anda. Dediğim gibi kışın kış sporları çok popüler ama diğer aylarda da özellikle yaz aylarında da buraya spor ekipleri gelip burada kamp yapabiliyorlar. Futbol, basketbol, voleybol takımlarının burada kamp yapmasını sağlayacak imkanlar da var. Spor salonu bulunuyor zaten burada. Dağ havasında, temiz havada burada kamp yapma imkanı da bulunuyor. Şu anda güneşli, güzel bir kış gününde geldik. Hemen arkamda da pistte hayvanların sayısı bir hayli fazla. Biz de bu program sayesinde aslında Türkiye'de pek çok yerdeki kayak pistlerini gördük. Kartepe onların içinde en güzellerinden biri diyebiliriz. Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun'la birlikteyiz.
köklü Süper Lig'de bir dönem fırtına gibi esmiş bir takım Kocaeli Spor. Şimdi tekrar o hedefle yola çıktınız. Evet. Ama bu sezon galiba biraz işler pek ilk dönem istediğiyle gitmedi. Şanssızlıklar yaşadınız. Biraz bu sezonla ilgili neler yaşadınız bahsedebilir misiniz başkanım? Yani sezona iyi başladık. Gayet iyi başladık. Tabii her takım başına geleceği gibi bizim de talihsiz sakatlıklarla ilgili özellikle bir sıkıntımız oldu. Kocaeli Spor büyük camia. Hedefleri bellidir. İnanıyorum ki playoff'a kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Peki Kocaeli için bir futbol şehridir diyebilir miyiz? Kesinlikle. Futbol nasıl Kocaeli, yaşanır burada? Kocaeli ve Sakarya Havzası futbolun merkezidir. Bu böyle bilmesi gerekiyor. Yıllarca diğer takımlara, büyük takımlara futbolcu yetiştirmiş. Milli takımda önemli futbolcular olmuş. Önemli kulüplerdir, önemli coğrafyadır özellikle bu havza. Yani futbolla yatar, futbolla kalkan şehirlerimizin başına geliyor. Yani şehir takımı tutmak tabii önemli. Anadolu'daki bazı takımlar için. Burada da sanıyorum Kocaeli Spor'u tutmayan sayısı çok az. Yani önce Kocaeli Spor. Önce Kocaeli Spor. Önce Kocaeli Spor. Peki başkanım uzun vadede hedef nedir? Tabii ki Süper Lig diyeceksiniz yani ama. Yani Kocaeli Spor'un hedefleri bellidir ama Kocaeli Spor'la ilgili bizim projelerimiz var. Hı. 15 yıllık projemiz var. 15 yıllık projenin içerisinde bizim önceliğimiz mali disiplin, kurumsallaşma ve altyapı tesisleşme. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mali disiplin olarak şu anda Türkiye'nin en iddialı ve en takdir edilen bir kulüp haline getirdik. Mali disiplin gayet iyi şu anda. Geçmişten kalan hiçbir futbolcumuza, teknik eğitimimize borcumuz yok. Düzenli ödemelerimiz yapılıyor. O önemli. Şu anda tesisleşme ile ilgili çalışmalarımız yapılıyor. Bununla birlikte altyapı. Tabii. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapıda bizim takımımızın geleceği, aslında şehrin geleceği orada görüyorum. İnanıyorum ki 3 yıl içerisinde Kocaeli Spor Süper Lig'de olacak. 5 yıl sonra Kocaeli Spor, evet çok iddialı konuşuyoruz. Türkiye şampiyonu, evet kupayla ilgili kupaları şehrine getiren bir takım olacak. 7 yıl sonra Avrupa'da başarılar imza atan bir Kocaeli Spor. 10 yılda evet efsane bir Kocaeli Spor yeniden Türkiye'nin değil dünyanın gündeminde olacak bir takımla ilgili düşünüyoruz. Olayı zaman ve süreçte nerelere geleceğini gayet iyi biliyoruz. Biraz zaman lazım. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'la birlikteyiz. Takımı soracağım, hedefleri soracağım ama öncelikle şunu sorayım. Çok da bu konuda tecrübelisiniz. Kocaeli bir futbol şehri olarak nasıl gördünüz? Nasıl burada tutku? Kocaeli Spor camiası, kulübü, şehri uzun yıllar önce Türkiye'ye damga vurmuş bir şehir. O veya bu sebeplerden tabii ki sıkıntılı bir süreç geçirmiş ama o sürecin sonunda inşallah eski günlerine dönmek için bir atılım başlatmış. Benim için çok anlamlı bir yer çünkü antrenör hayatıma başladığım yer benim Kocaeli. Evet. İlk rahmetli Ümit Kayan hocamla birlikte onun yardımcısı olarak başlamıştım. Tabii ki sıkıntılı bir süreç. Evet. Bulunduğu konum olarak, yer olarak çok fazla şehrin de alışık olmadığı bir konumda. Bizim de antrenör hayatımızda çok alışık olmadığımız bir yer ama bunu hep beraber futbolcularımız, işte yönetimimiz, taraftarımız, şehrimizle, camiamızla birlikte bunu aşacağız. Ve inşallah o şaşalı günlerimize döneceğiz. Bu sene tabii ki çok gerçekçi olmak gerekiyor. Çünkü şu an bulunduğumuz yer düşme hattının bir üstündeyiz. Tabii orta vadede buradan sıyrıldıktan sonraki hedef tabii ki playoff. Playoff'a yakaladığımızda da şampiyon olmak bizim için herhalde çok kolay diye düşünüyorum. Çünkü oraları çok oynadık ve çok da şampiyon olduk. Ama tabii ki önce ilk gerçekçi hedefimiz olan buradan bir an önce kurtulup yukarılara çıkmak şu anda. Uzun vadeli planlardan bahsetmiştik aslında. Evet. Hani uzun vadede Kocaeli Spor eski günlerine, Süper Lig'deki o şaşalı günlerine dönebilir mi sizce? Dönecek. Onun için bizler de buradayız. İşte yönetimimiz, başkanımız da geldiğimizde işte kısa ve orta vadede bu sene elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Muhteşem bir taraftarımız var. Şu anda çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Onlarla kenetlendik. Bu sıkıntılı süreci atlatacağız inşallah. Dediğim gibi yakalayabilirsek yakaladığımız yere kadar gideceğiz. Ama yakalayamazsak seneye tamamen hedefimiz eski günlerimize dönmek için şampiyonun Süper Lig'e çıkmak. Türkiye'de belli şehirler vardır. Camiası, taraftarı, takımına destek olan, hakikaten bir bütün olan Kocaeli de bunlardan biri. Zaten geçmişinde de kupa şampiyonlukları ve hatırlanır maçlarda, hatta hakikaten amatör kümeye yani 3. liglerde
taraftar rekoru kıran bir camiadan bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii ki de bir futbol şehri diyebiliriz. Bu sezon son başarında başlarken tabii ki de hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı. Ama istediğimiz gibi gitmedi. Yine de playoff şansımız var ve bunu değerlendirmek için her şeyi yapıyoruz ve yapacağız. Kötü bir seri yaptık yani. Hakikaten çok başarısız ve bizim için de çok demoralize olduğumuz bir 2-2,5 ay geçirdik. Son kazandığımız maçla birlikte artık bundan kurtulduk diyebilirim. Kurtulmak istediğimizi söyleyebilirim. Yani bu sezon ya da önümüzdeki sezon neyse yapılması gereken, bu sezon şansımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. İlk önce hedefimiz playoff ve playofflardan çıkmak. Bunu yapamazsak Kocaelispor yine Süper Lig hedefi sürekli var olacak ve devam edecek. Süper Lig'e çıktığı an bu camia ile bu şehrin gücüyle Süper Lig'de eskisi gibi kalıcı bir takım olacağına inanıyorum. Öncelikle İzmit gerçekten çok büyük bir şehir ve çok güzel bir şehir. Futbolla yatıp futbolla kalkan, demeyeyim Kocaelispor'la yatıp Kocaelispor'la kalkan bir şehir. Sevincinin de üzüntüsünü de sivri yaşayan bir şehir. Bu şehirde olduğumuz için, futbol oynadığımız için futbolcu grubu olarak kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Sezon başı iyi bir ivme yakalamıştık. Galibiyetler aldık seriye. Arda arda galibiyetler aldık ama ondan sonra bir çok büyük bir düşüşümüz oldu. Şimdi yeni hocamızla, yeni gelen transfer arkadaşlarımızla layık olmadığımız bir puan durumunda tablodaki yerimizi koruyoruz ama üst üste seriler yapıp playoff oynayıp bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. SK Kağıt Fabrikası 1936 yılında kurulduğunda bu bölgede yani Kocaeli'nde elektrik kısıtlı verilebiliyordu. Ama fabrika kendi elektriğini şehirle paylaşınca tüm şehir elektriğe kavuşmuş oldu. Aslında Sapanca Gölü'nden gelen suyun da bir kısmını şehre dağıtarak hem kentin elektrik hem de su ihtiyacını bu fabrika karşılar olmuş. O açıdan da İzmit için, Kocaeli için çok çok önemli bir yer SK Kağıt Fabrikası. Kocaeli'nde SK Kağıt Müzesi'ndeyiz. Dünyanın en büyük kağıt müzesi burası ve yanımızda Hüseyin Saban var. Eğitim ve rehberlik sorumlusu. Bu devasa müzeyi ondan dinleyeceğiz. Dedik ya dünyanın en büyük kağıt müzesi diye. Evet. Çok da büyük bir alan herhalde. Evet, çok büyük bir alan. 12.345 metrekarelik bir alanımız var. 4 kat 18 salondan oluşan bir müze, komsetli bir yapımız bulunmaktadır. Aslında şu anda müze ama biz tabii SK Kağıt Fabrikası'ndan biraz bahsederek başlayalım isterseniz. Tamam. Tarihçesini anlatabilir misin? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt fabrikasında bulunmaktayız. Genç Cumhuriyet döneminde 1. 5 yıllık kalkınma planı içerisinde Sümerbank şirketi kuruluyor ve Sümerbank ülke içerisinde yaptığı yatırımlar sonucunda İzmit'te de bir kağıt fabrikasının kurulmasına karar veriliyor. Bu karar sonucunda kağıt fabrikasının Mehmet Ali Kağıtçı önderliğinde bu fabrika 1936 tarihinde açılmış oluyor. Fabrikamız 5 fabrika bölümünden oluşmaktadır. Şu anda 1. kağıt fabrikasında bulunuyoruz. Fabrikamız 1936 tarihinden 2005 tarihine kadar kağıt üretiminde faal olarak bulunmuş. 2005'te fabrika kapital olarak bu alanın tamamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kültür Havzası proje çalışması içerisinde burayı 6 Kasım 2016 tarihinde SEKA Mehmet Ali Kağıtçı Müzesi'ne çeviriyor. Evet, aslında burada üretilen ilk kağıt Atatürk'ün eline ulaştığında. Evet. Orada da bir ilginç hikaye var, tabii, değil mi? Onu tabii size anlatır ki. Mısınız? Fotoğrafını da gördük içeride. Bu kağıt öncelikle üretildikten sonra o dönemde at arabaları ve kamyonlar süslenip İzmit'in sokaklarında gezdiriliyor.
Yani böylece insanlar bunu görüyor, bazı insanlar bunu mutluluktan alıyor, eline ve yüzüne sürüyor. Çünkü ilk defa Türkiye Cumhuriyeti neyi başardı? Bir kağıt üretimini başarmış oldu. Bu üretilen kağıdın bir nüshası pazar eki olarak, gazete eki olarak Mustafa Kemal Atatürk'e verilecek. O da alacak ve koklayacak ve diyecek ki işte medeniyet hamuru budur. Böyle de bir anısı var bu ilk kağıt üretiminin. O dönemin en son teknolojisi. Evet, en son teknolojisi. Dünyadaki en ileri teknolojisiyle. En ileri teknolojiyle o dönemde çalışmalarını yürüten bir fabrika. Aslında Kocaeli'ni büyük bir şehir yapan, önemli bir şehir yapan da bu fabrika tabii bence. Tabii yani çünkü ki. Çok ufak bir nüfusu vardı bu fabrika kurulmadan önce. Evet. Ve fabrika ile birlikte şehir de gelişti. Tabii şehirle ki. Birlikte fabrika da gelişti. Aslında Cumhuriyet'te kurulan, o dönem kurulan bütün fabrikalar, Nazilli'de de örneğini görmüştük zaten, şehri geliştirdi. Daha ileri bir hale gelmesini sağladı. Şu an müze ve biz ondan bahsedelim. Müze olarak neler yapılıyor? Tabii ki. Şu anda bulunduğumuz müze dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kağıt müzesi. 2016 tarihinde açılmış. 4 kat 18 salon salon bulunmaktadır müzemiz içerisinde. Her yaştan olan ziyaretçilerimiz için farklı bir çağdaş bir sergileme salonu bulunmaktadır. Ve gerçekten büyük Kocaeli Seka Kağıt Fabrikası'nın anılarını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Peki müzemiz içerisinde ne var? Müzemiz içerisinde baktığınızda birinci aşamada alanın arkeolojik geçmişinden bahsediyoruz. İkinci aşamada kağıt fabrikasının üretim sürelerini aşama aşama anlatıyoruz. Üçüncü olarak da müze içerisinde kağıt fabrikası döneminde çalışan sekaların gündelik hayatı, sosyal hayatı, kağıt spor gibi anılarında geniş olarak yer vermekteyiz. Bunun dışında müzemizde 12 tane atölyesi bulunmaktadır. Bunlar genellikle kağıt üzerine, işte origami, kırigami, makado gibi kağıt evet. üretimi atölyemiz var. En önemli atölyemiz el yapımı kağıt atölyesi. Hala geleneksel yöntemlerle bu müzemizde gelen ziyaretçilerimize kendi kağıtlarını kendileri yapma fırsatı veriyoruz. En son olarak da ahşap atölyemizi müzemize kazandırmış oldu Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz. Seka Fabrikası o yıllarda aynı zamanda kültür, sanat ve spor anlamında da Kocaeli'nin her şeyiydi. Ve burada kurulan Seka Kağıt Spor 1937 hemen fabrikanın kuruluşundan bir yıl sonra Mehmet Ali Kağıtçı tarafından kuruldu ve pek çok spor dalında faaliyet gösterdi. Günümüze kadar da Seka Kağıt Spor ismi geldi aslında. Tesisin içerisinde, fabrikanın içerisinde aslında bir kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, futbol sahası, atletizm pisti, hatta bir kapalı atış poligonu bile vardı o dönemde. Ve pek çok sporun yapılmasına vesile oldular. Hatta denizde de yapılan kürek, yelken gibi sporlarda da kurulan takımları olduğunu biliyoruz. Ve pek çok madalya, kupa kazandılar. Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü olarak kabul edebiliriz Seka Kağıt Spor'u. Günümüzde de faaliyet gösteriyorlar. Tam 33 branşta hala faaliyet gösteriyor. Pek çok amatör spor branşına da destek olmaya devam ediyorlar. Burada da müzenin alt kısmında da o yıllardaki kadroları görebiliyoruz. Kazanılan kupaları ve madalyaları görebiliyoruz. Özellikle güreşte, boksta kazanılan madalyalar burada ön plana çıkıyorlar. Herkesin bildiği bir spor kulübü, fabrika ile birlikte faaliyete geçmiş bir spor kulübü ve günümüze kadar ulaşmış bir spor kulübü. Yani bu fabrikaları sadece kağıt üreten, kağıt üretmeye yarayan yerler olarak görmeyin. Dediğim gibi burası bir sosyal yaşam alanıydı ve spor da onun içerisinde çok çok önemliydi. Futbolun Şehirleri Kocaeli bölümünün böylece sonuna geliyoruz. Güneşli güzel bir havada başladık. Bol yağmurlu bir havada programı buradan kapatıyoruz. Kocaeli Spor ne durumda? Süper Lig hedefleri için neler yapıyorlar? Bu programda ekranlarınıza getirdik. Ayrıca başta Seka Kağıt Fabrikası olmak üzere Kocaeli'nde gezilecek, görecek yerleri de sizlere tanıttık. Bir sonraki bölümde Anadolu'nun bir başka köşesinde yine futbolun şehirlerinde birlikte oluncaya dek hoşçakalın.